arkadaşlar, Doki Doki'nin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yalnız burada size küçük bir şey söylemek istiyorum. Spoiler yemek istemeyenler ve bu oyunu bilmeyenler varsa birazcık ileri alsın. Aşağıda hangi dakika ilerleteceğinizi yazacağım ben size. Çünkü birazdan belki de spoiler yiyebilirsiniz. Hiç bilmiyorum, güvenemiyorum kendime. Bu oyunun farklı sonları var mı diye ben bir araştırma yaptım. Ve 3 farklı sonun olduğunu öğrendim. Bazı yerlerde de 4 yazıyor. Hatta 4. sonun gizli son olduğu falan yazıyor. Ama 4. sonu ben bulamadım. O yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben bu oyunu iyi sonda bitirmek istiyorum ve bütün kızlara yürürsem iyi sona ulaşabileceğimi öğrendim. O yüzden bütün kızlara yürüyeceğim. Şimdi şiirlerden o zaman devam edelim. Natsuki'deyiz bugün. Herhalde ilk onu gösterme Madil olacaktır. Natsuki'ye şiirimizi gösterelim. Beğenmedi galiba. Pekala, hoşlanmadığım şeylerden başlayalım diyor. Hemen beğenmedi, suratını astı. Natsuki şiirimi bir kez daha gözden geçirdi. Neyse, seninle fikrimi paylaşasım yok. Ha, o zaman şiir paylaşmanın ne anlamı var? Başka şeyler yapmak varken gidip bu şiiri yazdım ben. Hatta hatırlatırım, sana senin şiirlerini okumayı istediğimi söylemiştim. Bunu yazarken aklımdan geçiyordu. Kendi şiirini bizimle paylaşabilecek kadar rahat hissetmeni istiyorum. Evet Natsuki. Tam Monika'nın dediği gibi, bence de. Senin şiirin çok kötü olsa kendi şiirimi daha rahat paylaşırdım. Beğenmiş. Natsuki'cim beğenmiş. Natsuki ya, cilveli kızım ya. Neyse, ben bir kahve doldurayım önce. Yay. Oh. Bugün tek başınayım madem. Arada sohbet falan da ederiz. Olur mu? Bence alır. Saçma bir şiir gösterip bana harika denilemez ama dur sana gerçek edebiyatın nasıl bir şey olduğunu göstereyim dedirtmen gerekiyordu. Ve sen de gidip planımı mahvettin. Umarım yaptığından memnunsundur. Natsuki, ama başkalarının başarılarını böyle kıskanmamalısın. Güzel olduysa güzel demen lazım canım. Yani şiirimin hoşuna gittiğini mi demeye çalışıyorsun? Gak! Natsuki'nin yanıtı boğazında kalıyor. Sen çok... Sen hiçbir şeyden anlamıyorsun ama, değil mi? Sana zaten söyledim ya, çok önemliymişsin gibi gidip orada şurada bağıra bağıra söylemeye gerek yoktu ki. Öyle bir şey demediğimden oldukça eminim. Daha çok kendime dedim bunu. Natsuki benden nefret falan ediyor olmalı. Yani bence de Natsuki nefret ediyormuşsun gibi davranıyorsun ama seviyorsun ya. Biliyorum, içten içe seviyorsun ve ben de seni seviyorum Natsuki'cim. Şiirimi sevmesinin iyi mi kötü mü olduğunu çözemedim. Her neyse, artık bana hala kendi şiirini göstermen gerekiyor, değil mi? Ben bazı yerleri okumaktan yoruldum, hı falan diye mi geçsem? İleriki dakikalarda böyle bir şey yapabilirim. Üf, iyi, tamam. Artık göster. Evet, en sevdiğim şiir. Kartallar uçabilir. Bu başlık galiba, o yüzden ayrı. Maymunlar tırmanabilir. Cırcır böcekleri sıçrayabilir. Atlar yarışabilir. Baykuşlar arayışta bulunabilir. Çitalar koşabilir. Analar kızabilir. Terlikler uçabilir. İnsanlar deneyebilir. Sevinç'in takipçileri yorum yapabilir. Bir de abone olabilir. Ama hepsi bu kadar. Ben bayıldım. Cidden bayıldım bu şiire. Tam olarak bir masterpiece bence. Çok güzel. Çok güzel bir şiirdi. İşte şiirin hoşuna gitmeyeceğini söyledim sana. Hayır. Vallahi çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Beğendim. Yalan söyleme. Söylemiyorum ya. Gerçekten bak. Neden bu kadar hoşlanmayacağım fikrine kapıldın ki? Çünkü lisedeki herkes yazılan her şeyin sofistike falan olmasını bekliyor. Aa, kameram kapandı yine ya. Ya benim kameramda bir sorun var. Videonun tam orta yerinde çat diye kapanıyor her seferinde. O yüzden benim yazdıklarımı ciddiye bile almıyorlar. Ama şiir yazmanın amacı insanların kendi duygularını ifade etmesi değil mi? Yazım şeklin vermeye çalıştığın mesajın geçerliliğini etkilemez. Evet, aynen öyle. Okuması kolay olup seni derinden etkileyen şeyleri seviyorum. Bu şiirde olduğu gibi. Yani bence de bayağı derinden etkiliyor. Hani kartallar uçabiliyor, çekirgeler zıplayabiliyor. Sevinç'in takipçileri yorum yapabiliyor. Yani tamamen realistik bir şiir. Ve çok gerçekçi, çok hayatın içinden bir şiir. Etrafındaki herkesi muhteşem şeyler yaparken görmek moral bozucu olabiliyor. Bu benim Şükrü sesim olsun ya da dur. Natsuki'yi daha farklı seslendireceğim. Ben de bunun hakkında yazmaya karar verdim. Evet, anlıyorum. Ama basit yazım tarzının diğer güzel bir yanı ise kelime oyunlarına daha fazla ağırlık vermesi. Sen burada kelime oyunu mu yapmıştın canım? Mesela sonunda belli bir kafiye olmasını planlıyordum ama sonra bundan vazgeçip sonunu kafiyesiz bırakmaya karar verdim. Son satırdaki hissi daha iyi vurgulamaya yarıyor. Demek öyle yaptın. Sanırım fark ettiğimden fazlası varmış şiirde. Usta olmak bunu gerektirir.
Bir şeyler öğrenmene sevindim. Buradaki en genç üyeden böyle bir şey beklemiyordun değil mi? Genç değilsin ki, ben baktım 18 yaşındasın sen. Diğer grup üyeleri de 18 yaşında. Ne yalan söylüyorsun? Ya, genç göründüğünü kabul ediyorum ama sen kabul etmiyordun bunu en son. Yani beklemiyordum. Son yorumumla ona istediğini vermeye karar verdim. Kimin kaç yaşında olduğu pek umurumda değil ama eğer Natsuki kendinden gurur duyuyorsa bu hissi ondan alacak değilim. Ya bence Dalma tatlı kız ya. Sayır'ınkini okumuştuk. Monika olsun, Monika ile hiç etkileşime geçemiyoruz çünkü. Monika bize asla ulaşamıyor, o yüzden Monika üzülmüyor değilim. Ve çok da güzel bir kız. Selam Şükrü. Benim çok fazla ses rengim yok aslında. Hani çok farklı bir şey de yapamıyorum ama neyse. Vurgulamaları bari daha doğru yapmaya çalışayım. Daha farklı yapmaya çalışayım. Selam Şükrü. Olmadı. Neyse ya, ben bildiğimden şaşmayacağım. Normal sesimle devam edeyim işte. İyi vakit geçiriyor musun? Aynen, Natsuki ile bayağı iyi vakitler geçiriyoruz. Güzel, bunu duyduğuma sevindim. Eğer kulüp için yeni etkinlik gibi ya da yapabileceğimiz daha iyi şeyler konusunda önerilerin varsa... Sen istediğin zaman dinlerim. Konuşmaktan çekinme, olur mu? Peki, bunu aklımda tutarım. Elbette konuşmaktan çekinirim. Biraz daha ortama alışana kadar uyum sağlasan daha iyi olur. Neyse. Aa, bu da utanıp böyle utandığını gizleyenlerden. Ben de böyle. Yeni ortamlarda birazcık utanır çekinirim ama bunu elimden geldiğince gizlemeye çalışırım. He yaparız falan derim ama yani. Tabii yerine göre de değişir. Neyse, benimle şiirini paylaşmak ister misin? Biraz utanıyorum ama sanırım yapmam gerekiyor. Monika'nın şu duruşunu çok seviyorum. Merak etmesene Şükrü. Bugün hepimiz biraz utangacız, fark etmedin mi? Ama yakında aşmayı öğreneceğimiz bir engel bu da. Aynen, haklısın. Monika'ya şiirimi uzatıyorum. Ah, güzel olmuş Şükrü. Gerçekten mi? Beklediğimden çok daha tatlı olmuş. Yok, hayır. Natsuki'nin yazacağı türden bir şey yandırdı sadece. Ve o da iyi bir yazardır. Bence Natsuki'nin tarzı sana çok ters, Monika'cığım. Ha? Hayırdır, sen bana mı yürüyorsun? O yüzden bunu iltifat olarak düşün. Öyle diyorsan öyledir. Aynen. Acaba hiç Shel Silverstein'ın yazdığı bir şeyi okudun mu? Ha? Belki evvel zaman içinde çeşitli türlerde hikayeleri birkaç basit kelimeyle anlatmasıyla ünlüdür. Şiirleri komik, sevecen, hatta üzücü bile olabiliyor. Ve kimi zaman sadece birkaç satır uzunlukta oluyorlar. Bazen çocuklara hitaben yazılmışlar gibi de gelebilir ama üstünde durup düşündüğünde herkes için geçerli olan bakış açılarını ifade edebilirler. Anladım. Yani Natsuki'nin de mi onun gibi olduğunu söylüyorsun? Gibi gibi. Öyle böyle şöyle. Natsuki belki usta değil ama şiirlerinde çok da anlamsız laf bulamazsın. Evet, ben de onu dedim. Hiç anlamsız bir laf yoktu. Her şey gerçekti. Kartallar uçar çünkü yani. Onları yazması kolay olabilir ama anlamı karşıya aktarmak acayip zordur. O yüzden neden bu tür şiirleri keşfetmek istediğini anlayabiliyorum. Bir sürü farklı farklı şey deneyeceğinden eminim ya. Sigma Şükrü, bu işe alışmam biraz zaman alabilir. Hiç sorun değil. Yeni şeyler denemeni görmeyi çok isterim. Sana uygun olan tarzı bulmanın en iyi yolu da o zaten. Herkes kendi tarzını biraz daha tercih ediyor olabilir ama ben her zaman sana en uygun olan tarzı bulmana yardım ederim. Ya Monika ile hiç etkileşimde bulunamamamız çok kötü. Yani ben onunla da konuşabilmek isterdim. Ona da şiir yazabilmek isterdim. Üzülme Monika. Pıçı pıçı pıçı. O yüzden kendini başkalarının senden yazmanı istediğin şekilde yazmaya zorlama. Bizi düşün ya, Şükrü'yü düşün ya. Onları etkilemek için uğraşman gerekmiyor mu ya sonuçta? Şimdi anladım. Onları etkilemek için uğraştığımı nereden biliyorsun? Seni gidi seni. Neyse, şimdi benim şiirimi okumak ister misin? Evet, Monika'nın şiirini merak ediyorum. Pek iyi olmadığını iddia eden birine göre kendine bayağı güveniyorsun gibi. Kendime güveniyormuşum gibi gözükmem gerektiğindendir o. Sen de biliyorsun bu işi Monika'cığım. Ama bu her zaman kendime güvendiğim anlamına gelmez. Anlatabiliyor muyum? Pekala, haydi okuyalım o zaman. Duvardaki delik. Yapan ben olamazdım. Sıvının hangi tarafa doğru çıkıntı yaptığına baksana. Gürültücü bir komşu mu? Kızgın bir erkek arkadaş mı? Asla bilemeyeceğim. Ben evde değildim. Bir ipucu için içeri bakıyorum. Hayır, göremiyorum. Kör bir halde geri çekiliyorum. Güneşin altında bırakılmış bir film gibi. Ancak çok geç retinalarım. Çoktan o anlamsız görüntünün kalıcı bir kopyası içlerine kazındı bile. Nasıl ya, resmi mi çektin? Güzel çekim. Küçük bir delik sadece. O kadar da parlak değildi. Fazla derindi. Her şeye doğru ebediyen uzanıyordu. Sonsuz tercihler barındıran bir delik.
Şimdi fark ediyorum. Ben içeri bakmıyordum. Dışarı bakıyordum. Ve o diğer taraftan içeri bakıyordu. Arkadaşlar, bu kız beni izliyor. Beni izliyor. Monika, bu ne? Bu ne? Çok serbest nazımım su olmuş. Artık öyle mi deniliyor bilmiyorum ama. Yani biraz da şey gibi olmuş. Hani sen beni gözetliyormuşsun gibi tatlım yani. Dördüncü duvar falan yani. Hiç gerek yoktu ki böyle şeylere. Yani sen takıl kendi dünyanda. Ben takılayım kendi dünyamda. Hani seni oynayayım. Ne gerek var tatsızlık çıkmasına? Diğer kızlar da tatlı, sen de tatlısın. Özür dilerim, bu konuda yorum yapmak için yeterli yetkinliğe sahip değilim. Sorun değil. Evet, bu tarz şiirler son zamanlarda çokça tutuluyor. Ha, şiir miydi bu? Ben bunu kompozisyon falan sandım. Bu şiiri yazmak için nereden ilham aldın? Ya bunu nasıl söyleyeceğimden pek emin değilim. Sanırım yakın geçmişte bir tür aydınlanma yaşadığım söylenebilir. Şiirlerimi bir miktar etkiledi. Aydınlanma mı? Aynen, onun gibi bir şey. Nasıl yaşadın peki bu aydınlanmayı? Biraz bahseder misin bize? Öyle derin konuları konuşmaktan biraz çekiniyorum çünkü ağır olabiliyor. Ha, bizim kızımız dinlere kitaplara sarmış bence. Ondan aydınlanma diyor. Bunu belki birbirimize daha samimi olduktan sonra konuşabiliriz. Neyse, işte Monika'nın bugünkü yazım tüyosu. Kimi zaman şiir veya hikaye yazarken beynin bir noktaya fazla takılır. Eğer mükemmel olması için çabalayıp durursan bir yere varamazsın. Kağıda bir şeyler yazmaya gayret edip daha sonra derli toplu hale getir. Bunu başka şekilde düşünmek gerekirse, eğer tükenmez kalemini kağıdın üstünde tek bir noktada bırakırsan, kocaman ve simsiyah bir mürekkep birikintisi olur. Birikintisi olur. Başardım. O yüzden elini de kendini de akışa bırak. Vallahi çok güzel sözdü ya. Şu an bana bile iyi geldi bu söz. Gerçekten. Olduğum noktadaki sevince iyi geldi yani. Bugünkü tavsiyem bu kadar. Dinlediğin için teşekkürler. Son olarak Yüren'in şiirini okuyoruz. Artık konuş. Ne bakıyorsun, konuş. Konuşmuyor. Affedersin. Konuşmayı unuttum. Ama Yuri, ne yapıyorsun ya? Konuş ya. Bak, izleyenler var seni o kadar. Ayıp ediyorsun. Önemli değil. Dur, bunu çok konuşacağım. Yuri'yi çok böyle uvu kız gibi konuşacağım. Başlıyorum. Önemli değil, kendini zorlama. Zorlamıyorum. Sadece düşüncelerimi kelimelere dökmem lazım. Bence yeteri kadar utangaç oldum. Bir dakika. Tamam. İlk defa şiir yazıyorsun değil mi? Evet. Niye sordun? Sadece emin olmak istedim. Ay, çok cringe oldum böyle ya. Okuduktan sonra belki de ilk şiirin olduğunu tahmin ettim. Demek o kadar kötü olmuş. Hayır. Yüksek sesle mi konuştum ben? Çok özür dilerim. Yürü, yüzünü elleriyle gizliyor. Birkaç dakika... Önemli değil, fark etmedim bile. Ne diyordun? Doğru. Yeni yazmaya başlayan kişilerin kullandığı belirli yazma şekilleri oluyor sadece. Bakın, şu an bu böyle güzel olmadı. Ama Yuri'yi büyüteyim ve gerçekten farklı bir varyasyonu gibi deneyin dinlemeyi. Gerçekten bence oluyor. Yani bu tavırda bir Yuri de yakışıyormuş aslında. Yakışıyor gibi geldi. Benim hoşuma gitti. Bakın, izin şimdi. Kendim de o süreçten geçmiş biri olarak onları nasıl fark edeceğimi öğrendim gibi. Yeni yazarlarda çok fark edilen şeyin tarzlarını çok belirgin yapmaya çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Yani başka bir deyişle konudan farklı bir yazım tarzı seçip ikisini birbirine uydurmaya çalışıyorlar. Sonuç olarak da hem tarzı hem de etkileyiciliği bundan zarar görüyor. Yürünün tökezlemesinden geriye hiçbir iz kalmadı. Bir uzman gibi konuşuyor. Tabii bu senin suçun değil. Basit bir şiir yazarken bile envai çeşit teknik ve yöntem kullanılır. Sadece doğru kelimelerle yöntemleri bulmak değil, onları bir araya getirip ahenk sağlamak asıl mesele. Alışması zaman alabilir ama hepsi pratikle, başkalarının örneklerini gözlemleyerek ve yeni şeyler deneyerek oluyor. Yoruldum, sus artık. Umarım kulüptekiler de sana değerli yorumlar verir. Natsuki biraz peşin hükümlü olabiliyor ama... Peşin hükümlü mü? Nasıl yani? Yani boşver. İnsanlar hakkında öyle konuşmamalıyım. Özür dilerim. Önemli değil. Yuri bana mı, kendisine mi, yoksa Natsuki'ye mi özür diliyor emin değilim. Çünkü bana bakmıyor. Yere bakıyor.
Normal. Hani bazı tsundereler olur ya, sevdiği hoşlandığı çocuğun yanında hiç konuşamaz ama normalde konuşkan birisidir. Öyle bir şey de olabilir Yuri. Şimdi senin şiirini okumamda sakınca var mı? Yok tabii ki, lütfen. Şiir yazma sırasındaki düşünce sürecimi anlatmayı çok isterim. Yuri sersem sersem gülümsüyor. Bu durum sanki onun için nadir bir fırsatmış gibi. Ki öyle olması da biraz komik. Ne de olsa burası bir edebiyat kulübü değil mi? Işığın altındaki hayalet. Saçımın bukleleri kehribar rengi parıltının altında aydınlanıyor. Yıkanıyor. Bu o olmalı. Zamanı yenik düşmemiş olan, henüz yeninin geleceğinin ne? Henüz yerini geleceğin iç bulandırıcı... Henüz yerini geleceğin iç bulandırıcı mavi yeşil tonuna bırakmamış olan son sokak lambası. Zor okudum. Yıkanıyorum. Sakince, şimdinin havasını soluyarak ama geçmişte yaşayarak. Işık yanıp sönüyor. Ben de yanıp sönüyorum. Yıkanıyorum sakince. Şimdinin havasını soluyarak ama geçmişte yaşayacak. Işık yanıp sönüyor. Ben de yanıp sönüyorum amansızca. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Ben ne yaptım? Güzel olmuş. En beğendiğim şiir bu oldu bu arada. Gerçekten. Yani mavi yeşil tonundaki sokak lambası tarzı falan böyle. Bayağı güzel benzetme yapmış. Ben çok beğendim. Bu arada siz en çok kimin şiirini beğendiniz? El yazım bu kadar kötü olduğu için üzgünüm. Bence de hiç okuyamadım. Ne? Öyle oldu aklımdan bile geçmedi. Benim geçti valla. Okuyamadım. Okunmuyordu. Ama okuman uzun sürdü. Aa evet. çok fazla el yazısı okumuyorum da ondan. Bence el yazın oldukça güzel. Rahatladım. Ayrıca şiirini beğendim. Kısa olsa da oldukça açıklayıcıydı. Çok kısa değil miydi? Normalde daha uzun şiirler yazarım. Hiç de bile. Beni çok sevindim. Açık konuşacağım. İlk kez şiirlerimizi paylaştığım için biraz daha hafif bir şey yazmak istedim. Hayaletlere merakın mı var Yuri? Aslında hikayenin hayaletle alakası bile yok Şükrü. Gerçekten mi? Yoktu zaten. Sen salak mısın Şükrü? Hayalet ne alaka? Sokak lambası falan diyor orada. Ana temayı gözden kaçırmış olmalıyım. Sanırım sadece biraz göz gezdirdin. Ama unutmamalısın ki şairler eserlerine genelde kendi düşüncelerini, duygularını ve tecrübelerini eklerler. Genelde basit bir hikaye anlatmak veya bir resim çizmekten fazlasını yaparlar. Bu durumda şiirin konusunun hayalet sembolü altında gizlendiği söylenebilir. Rahat olabildiği son yerde dolanıp duran, geçmiş arkasında bırakamayan, yakında hiçbir şey kalmayacak olan bir kız. Öyle söyleyince kulağa daha bir ciddi geliyor. Bunu hiç düşünmemiştim bile. Bu arada ben de yeni bir şey öğrendim. Etkileyici, bence de. Önemli bir şey değil cidden. Böyle düşünmen beni sevindirdi. Çok geçmeden bunları sen de kapacaksın, unutma. Ben acıktım ya. Burada abur cuburlar var ve sürekli gözüme çarpıyorlar. Ben de yemek istiyorum. Bakar mısınız? Öyle göstereyim. Gösteremiyorum. Gözükmüyorlar. Evet, haklı olabilirsin. Denemem öleceğim. Seni görüyorum. Püf. Toner Merkez'e şiirimi paylaştım. Odaya bakınıyorum. Düşündüğümden daha da stresli geçti. Sanki herkes fasat yazma tarzımla beni yargılıyordu. Bu arada şurada okulun dışını görebiliyorum. İyi davranıyor olsalar da şiirlerimin onları kile çıkartmasının imkanı yok. Burası bir edebiyat kulübüne de olsa. İç çekiyorum. Böyle bir şey kalkışırsam olacağı bu. Sayır ve Manika odanın karşısında neşeli neşeli sohbet ediyor. Gözlerim Yuri ve Natsuki'ye takılıyor. Birbirleriyle dikkatlice şiirlerini değişip paylaşıyorlar. Birbirlerinin şiirini okurken yüz ifadelerinin değişimini izliyorum. Oy Natsuki çok tatlısın ya. Natsuki'nin Natsuki'nin alnı sinirden kırışıyor. Ne oldu, niye sinirlendin yine? Bu sırada Yuri de üzgün üzgün gülümsüyor. Bu nasıl bir dil böyle ya? Bir şey mi dedin? Ay yok demedim. Natsuki şiiri tek eliyle önemsemez bir tavırla masaya bırakıyor. Sanırım süslü olduğu söylenebilir. Teşekkürler. Seninki de tatlı. Tatlı mı? Şiirdeki sembolizmi hiç mi anlamadın? Keşke Fatma burada olsaydı. Tatlı mı? Şiirdeki sembolizmi hiç mi anlamadın? Pes etme hissi hakkında olduğu apaçık ortada. Bunun neresi tatlı? Biliyorum. Demek istediğim... Kullandığın dil yüzünden sanırım. İyi bir şey söylemeye çalışıyordum. Gerçekten. Yani iyi bir şey söylemek için bu kadar fazla düşünmem mi gerekiyor?
Teşekkürler ama hiç de iyi bir şey çıkmadı ağzından. Favori fight'ım geliyor. Bazı önerilerim var doğrusu. Öneri duymak istesem şiirimi gerçekten beğenen birinden isterdim. Ki beğenenler de cidden oldu. Sayarı beğendi. Şükrü desen o da beğendi. Sesim kaçıyor sürekli ses değiştirdiğim için. Buna dayanarak sana zevkli önerilerimi sunabilirim. Öncelikle affedersin. Teklifin için teşekkür ederim ama yazım tarzımı oturtmak için uzun zaman boyunca çabaladım. Beklenmedik derecede ilham verici olan bir şeyle karşılaşmadığım sürece de değiştirmeyi düşünmüyorum. Ki henüz öyle bir şeyle karşılaşmadım. Not yet. Ve Şükrü benim şiirimi de beğendi. Hatta şiirimden etkilendiğini bile söyledi. Nasıl ki birden ayağa kalkıyor. Öyle mi? Yeni üyemizi etkilemeyi bu kadar kafaya taktığını fark etmemiştim Yuri. Ha? Ben öyle... Sen sadece... Belki de sadece Şükrü benim tavsiyeme seninkinden daha fazla değer verdiği için beni kıskanıyorsun. Ha? Benim tavsiyeme daha fazla değer verdi belki, nereden biliyorsun? Kendini bu kadar çok mu beğeniyorsun sen? Ben... Hayır. Kendimi beğeniyor olsaydım... Yaptığım her şeyi özellikle abartılı bir şekilde şirin yapmaya çalışırdım. Evet, bugün de şizofren olduk. Sayuri'nin sesini unuttum ya. Sayuri, ben kendi sesini seslendiriyordum. Şimdi de öyle yapacağım ama daha nazik. Evet. Her şey yolunda mı? Bak ne diyeceğim. Şükrü aramıza katılır katılmaz gösteri şiirli bir şekilde bir beden büyüyen ben değilim. Go girl! Yürünü sıfat eyle. Natsuki! Natsuki, bu biraz... Bu seni ilgilendirmiyor. Ben kavga sevmiyorum arkadaşlar. İki kız da sanki burada olduğumu yeni fark etmiş gibi aniden bana döndü. Yoruldum ya, çok zormuş. Şükrü, Natsuki beni sadece kötü göstermeye çalışıyor. Bu doğru değil. O başlattı. İnadına bir son verip sade bir yazı dilinin daha etkili olduğunun farkına varsa böyle bir şey hiç yaşanmazdı zaten. Şiirleri sebepsiz yere anlaşılmaz kılmanın ne anlamı var? Ben de bir sinirlendim. Gereksiz yükseldim. Anlam okuyucu da hemen belirlemeli. Okuyucuyu anlamı bulmak için kafa yormaya zorlamamalı. Bunu ona açıklamama yardım etsene Şükrü. Dur biraz. Dilimizde birçok derin ve etkileyici kelime olmasının bir nedeni var. Karmaşık anlamları ve duyguları en etkili şekilde aktarmanın tek yolu bu kelimeleri kullanmaktan geçer. Sesim kaçtı. Çok fazla değiştirdim. İçine kaçtı. Böyle bir şey de varmış arkadaşlar. Sesim içime kaçtı. Bakın. Bu arada videoyu 50 dakikadır çekiyormuşum. Bakalım editte bu nerede olacak? Mesela ilk videoda demiştim size, bir dahaki videoda daha uzun çekeceğim demiştim. Bir dahaki videoda daha uzun süre boyunca çektim ama editlerken o bir şekilde yarım saate indi. Sonra bana yorumları gelmişti. Hani daha uzun çekecektin, aynısını çekmişsin falan. Ama gerçekten daha uzun çekmiştim ya, inanın bana. Neyse, devam ediyoruz. Bir su içeyim de devam edelim. Bu arada bence burada Yuri haklı. Yani herkes kendine göre, kendi zevkine göre şiir yazıyor. Ama hani anlamsız olması da tatlı bence. Yani bir şeyleri kendimizin anlaması gerektiği. O da güzel. Onlardan kaçınarak sadece kendini gereksiz yere sınırlamakla kalmayıp aynı zamanda yazık da ediyorsun. Bu saatten sonra pek güzel seslendirebileceğimi sanmıyorum. Çünkü sesim yoruldu. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi Şükrü? Kendimi bu işe nasıl sık bulaştırdım? Yazım konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ama fikrine katıldığım kişi beni muhtemelen takdir edecektir. Bu kişi elbette Natsuki ya. Natsuki'ye yürüyoruz. Yuri, sen gerçekten çok yeteneklisin. Sana iltifat edeceğim sandın değil mi? Fakat Natsuki'nin haklı olduğu bir nokta var. Bence az sözle hislerini iletebilmek de bir o kadar etkileyici olabiliyor. Okuyucunun hayal dünyasını kullanmasına fırsat tanıyor. Ve Natsuki'nin şiirini bu konuda bayağı başarılıydı. Konuşamıyorum. Aynen. Başarılıydı değil mi? İşte bu da senin bu işten ne kadar çok anladığını gösteriyor. Öyle. Natsuki? Bu kadarı yeterli bence. Ha? Ben mi? Sesler karıştı.
Ama bana karşı çok kabaydı. Bak, dün konuştuğumuz şey gerçekten de doğruymuş. Yazmak gerçekten de kişisel bir şey. Beyazlıklarını paylaşmak zor olabilir kuşkusuz. Anlaşılan bugün bunu öğrenmiş olduk. Küçük bir eleştiri bile hararetli bir duruma yol açabilir. Omzumdan geriye doğru bakıyorum. Sayuri kafasını kendinden emin bir şekilde sallıyor onaylarcasına. Doğru söylüyorsun Şükrü. Evet, o yüzden saldırı altındaymışsın gibi hissetmene gerek yok. Sen harika bir yazarsın Natsuki. Natsuki'nin şaşkınlıktan dili tutuluyor. Fark ettiğin için teşekkürler. Diye mırıldanıyor sonunda. Neredeyse duyulmaz bir şekilde. Yürü. Yürü mahzun bir şekilde bana bakıyor. Şu kelimeye her defasında gülüyorum mahzuna. Yürü öyle bakınca Yürü'ye üzülmekten de kendimi alıkoyamıyorum. Natsuki'nin gerçekten öyle demek istemediğine eminim. O yüzden senin de saldırı altında... Peki. Öyle diyorsan... Hey. Benim adıma özür dilemene gerek yok ki Şükrü. Of. Natsuki derin bir iç çekiyor. Ben... Olanlarla ilgili... Natsuki odanın etrafına göz gezdiriyor. Herkes bana bakıp durmayı kesebilir mi artık? Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Natsuki özür dilemekte iddia ettiğinden daha çok zorluk yaşıyor. Sayuri ve Monika gözlerini başka yöne çeviriyorlar. Neyse. Gözlerin hakkında dediğim şey... Öyle demek istemedim, tamam mı? Bu kadar. Natsuki başını yana çevirip hepimize göz temasından kaçınıyor. Evet, sen doğuştan güzelsin Yuri. Sayuri? Ben gidip biraz çay yapayım. Yine bir çay be kızım. Ya kızım sen Türksün galiba. Kesin kanında bir Türklük var. Sürekli çay içiyorsun. Benim babam da çok çay içer. Babam gibisin Yuri. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Yuri'nin yardımın için müteşekkir olduğuna eminim Sayuri. Sayuri'nin omzunu sıvazlıyorum hafifçe. Kendi sesim gitti bu arada arkadaşlar. Şu an bu ses benim sesim değil. Neyse bunu da atlattığımıza göre... Herkes birbirinin şiirini okudu değil mi? Umarım bu herkes için yararlı bir deneyim olmuştur. Özellikle senin için Şükrü. Ve açıkçası o biraz fazla alıştığımız tembelliğimizi kırmak için bu iyi bir değişiklik oldu. Demek bütün düzeni benim kulübe katılmam bozdu. Tabii ki de bütün kızlar sana hasta yani şu an. Birbiriyle dalışıp duruyorlar, şiiri miri unuttular Şükrü. Şükrü'nün tipini çok merak ediyorum. Doki Doki Şükrü'nün gerçek yüzü. Buymuş arkadaşlar Şükrü. Ooo. Yakışıklıymış Şükrümüz de bayağı. Hiçbir Doki videosunda bulamazsınız Şükrü'nün gerçek yüzünü. Ben gösterdim. Ben ifşaladım arkadaşlar. Ya. Hayır hiç de bile hiç de bile. Eve gitmemize daha vakit var. O yüzden biraz dinlenelim. Elbette sohbet etmek dışında edebiyatla alakalı şeyler de yapıyoruz kulüp odasında. Belki bu şansı değerlendirip biraz kitap okuyabilirsin ya da yazma alıştırması yapabilirsin. Evet, hızlı okumamdan ne kadar yorulduğumu anlamışsınızdır ama diğer şiire kadar devam etmek istiyorum. Bu kulübün amacı bu ne de olsa. Sana katılmıyorum Monika. Ha, ne konuda? Edebiyat kulübüyle ilgili en önemli şey bu değil. En önemli şey... Eğlenmek! Elbette. Hoş, sanırım tam da bu yüzden başkan yardımcısı sensin Sayuri. Ama sonuçta Monika haklı. Edebiyat kulübünde olmam artık boş boş takılmayacağım anlamına geliyor. Ama sonuç olarak buna değiyor şimdilik. Pekala millet. Dağılma vakti geldi. Şiirlerinizi paylaşmak nasıl bir histi? Çok eğlenceliydi. Yani uğraştığımıza değdi diyebilirim. İyiydi. Çoğunlukla iyiydi daha doğrusu. Şükrü ya sen ne düşünüyorsun? Evet benim için de aynısı geçerli. Herkesle bu konu üzerine konuşmak zevkliydi. Harika. O halde aynı şeyi yarın da yapacağız. Hem belki sen de arkadaşlarından bir şeyler öğrenmişsindir. Dolayısıyla şiirlerin de çok daha iyi olacak. Kendi kendime şunu düşündüm. Bugün herkesin sevdiği şiir türleri hakkında biraz bir şeyler öğrendim. Bu da demek oluyor ki şansım yaver giderse etkilemek istediğim kişiyi daha da iyi etkileyebilirim. Yeni edindiğim kararlılık ile kendi kendime kafamı sallıyorum. Şükrü, eve gitmeye hazır mısın? Tabii hadi gidelim. Sayuri bana gülümsüyor. Sayuri ile birlikte bu kadar zaman geçirmeyle hakikaten çok olmuştu. Birlikte vakit geçirmenin hoşuma gitmediğini de söyleyemem. Sayuri... Az önce olanlar... Ha? Ne diyorsun? Yürü ve Natsuki arasında olanlar yani. Böyle şeyler çok oluyor mu? Hayır hayır hayır. İlk kez onları böyle kavga ederken gördüm. Sözüm söz. İkisi de harika insanlardır. Ama sen onlardan nefret etmiyorsun değil mi? Hayır onlardan nefret falan etmiyorum. Sadece fikrini merak ettim. Hepsi bu. Onların seninle neden iyi arkadaş olduklarını anlayabiliyorum. Oh be. Şükrü biliyor musun? Kulüpte seninle vakit geçirebiliyor olmak çok güzel. Ama sanırım beni en mutlu eden şey senin herkesle iyi geçindiğini görmek. Ve bence herkes de senden gerçekten hoşlandı.
Her gün artık çok eğlenceli olacak. Görünüşe bakılırsa Sawyer hala içinde bulunduğum durumu anlamamış. Tabi herkesle arkadaş olmak hoş ama işlerin o aşamada kalmasına gerek var mı gerçekten? Gelecekte bizi neler bekliyor, bekleyip görelim Sawyer'ı. Sawyer'ın omzunu sıvazlıyorum hafifçe. Bunu ondan çok kendime söyledim. Sawyer'ı arada kendi kendimle konuşmak için kullanması kolay oluyor. Paspam. Ezik pislik. Aynen. Evet. Yapalım öyleyse. Yeni şiir yazıyoruz. Natsuki'yi yürüdüğümüz için tatlı şeyler yazıyoruz. Anladığım kadarıyla Natsuki tatlı kelimeler. Yuri daha karanlık kelimeler. Masayori'yi tam bilmiyorum ama Masayori sanırım mutlulukla alakalı. Umut, mutluluk, arkadaşlık falan filan. Öyle düşünüyorum. Daha böyle hayatın içinden dönmek. Baba bence. Vanilya olabilir. Vanilya, evet. Tavşan. Çok kolay Natsuki ya. E-posta. 20'de 20 Natsuki yaptım. Çok iyiyim be. Doki Doki tarihinin en iyi oyuncusuyum. En iyi şiir yazanı benim bence. Harikayım. Bitmedi mi? Ha, bir tane daha varmış. Lollipop. 20'de 20 yaptım. Bir gün daha bitiveriyor ve kulüp toplantısı zamanı geliyor. Selam Şükrü. Ne haber Sayarı? Bugün keyfin yerinde gibi görünüyor. Hala senin bu kulüpte olmana alışamadım da. Hepsi bu. Anlıyorum. Moralini düzeltmek epey basit bir şeymiş. Ama sanırım senin olayın da hep basit şeylerle zaten. Ya bazen bu Şükrü'yü dövmek istiyorum ya. Bu arada ben biraz acıktım. Atıştırmalık almaya benimle gelir misin? Hayır kalsın. Aa öyle deme ya. Al Natsuki'cim ye. Al. Aa bende bu var. Bu hiç sendik bir davranış değil. Sebeplerim var. Nasıl bir sebebin olabilir? Gitsene kızla kantine işte. Neden cüzdanına bir bakmıyoruz Sayuri? Aa, nereden çıktı bu birdenbire? Bir sebebi yok cidden. Sadece bakmak istedim. Sayuri gergin bir şekilde cüzdanını getiriyor. Cüzdanın kapağıyla biraz oynadıktan sonra cüzdanını açıyor. Şık. Sonra cüzdanı ters çevirip içindekileri sıranın üstüne döküyor. İçinden sadece 2 lira çıkıyor. Biliyordum. Neyi planladığını biliyorum Sayuri. Bu adil değil. Nasıl anladın ki? Basit. Zaten yeteri kadar paran olsaydı kulüp odasına gelmeden önce atıştırmalık almış olurdun. Yani ya aç değilsin ya da yürüyüşe çıkmak için bir bahane aradın. Veya tesadüfi bir şekilde tüm paranı harcadığını unuttun ve benden para isteyecektin. Ya Şükrü'ye bak sen ya. Sayuri ben vereyim paranı gerçekten. Uğraşma Şükrü'yle falan. Ama bir şey daha var. Sen hep açsın. Bu yüzden geriye tek bir seçenek kalıyor. Ya pes ediyorum. Kendimi suçlu hissettirmesene bana. Eğer kendini suçlu hissediyorsan suçlu hissetmeyi hak ediyorsun demektir. Yürü birden kıkırdıyor. Hı? Onun bizi dinlediğini fark etmedim. Yüzü her zamanki gibi kitabına gömülü. Dinlediğim falan yoktu. Sadece kitaptaki bir şeyi. Yürü. Bir şeyler söyle de Şükrü bana biraz borç para versin. Yürü de versin. Beni işin içine karıştırma öyle Sayuri. Ayrıca paran neye yetiyorsa sadece onu almalısın. Açıkçası o çevirdiğin dolaptan sonra böyle bir ceza sana müstahak. Oo, yürüye baksan ya. Terbiyesiz. Ne olacak arkadaşına borç para versen? Aç mı kalsın yani? Az önce ben öyle demek istemedim. Kendimi kitabıma fazla kaptırdım. Aklımdan geçenleri dürüstçe söylemene gerçekten bayılıyorum Yuri. Bu çok olmuyor ama senin eğlenceli bir tarafın. Bu... Böyle düşünüyor olamazsın. Haklıydın ama. Kötü bir şey yaptım. Bu ceza bana müstekre. Müstehak. Ondan işte ya. Yine de Sayuri, bunu senden duymak. Sanırım hepimizin içinde küçük bir şeytan var değil mi? Seni kandırmasına izin verme. Sayuri ne yaptığını gayet iyi biliyor. Daha bana bile söylemeden size beni kulübe getireceğini söylemişti. Ama cupcake'ler için olmasa gelmezdin. O yüzden Natsuki onları yapsın diye kandırmalıydım. Hadi ama bana biraz daha güven Sayuri. Burası her zaman beni şaşırtıyor, her zaman. Aniden bir şey Sayuri'nin yüzüne çarptı ve sıraya düştü. Ya bu kesinlikle yüze çarpma sesi değil. Bu bildiğin Yuri Sayuri'ye şaplak atıyor ya. Hani başka bir şey sesi değil bu. Bu da... Ha?
Bu bir kurabiye. O şey gerçekten de plastik paket içindeki büyük bir kurabiye. Bu bir mucize mi? Bana müstehcen olan cezamı çekmem sayesinde oldu bu. Müstahak. Onu sana verecektim. Ama sonra cupcake'ler hakkında dediklerini duydum. Tepkini görmeye kesinlikle değdi. Natsuki. Çok iyisin. Çok mutluyum. Sayuri kurabiye sarılıyor. Aç Sayuri be kızım benim be. Aman ye gitsin işte. Salak Şükrü. Gıcık oldum sana. Sayuri paketi hızlıca yırtıyor ve kocaman bir ısırık alıyor. Çok güzel. Sayuri hızlıca elleriyle ağzını kapatıyor. Dilimi ısırdım. Bir kurabiye için çekmediğin dert kalmadı Sayuri. Natsuki kendi kurabiyesinden bir ısırık alıyor. Aha, seninki de çok güzel görünüyor Natsuki. Deneyebilir miyim? Of! Umduğunu değil bulduğunu yersin. Ama seninki çikolatalı. Evet, sana neden diğerini verdim sanıyorsun? Peki. Yine de bunu benimle paylaştığın için çok mutluyum. Sayuri sırasından kalkıp Natsuki'nin arkasına geçiyor ve kollarını Natsuki'nin etrafına doluyor. Çok tatlı. Ya of! Tamam tamam. Kurabiyesi hala elinde olan Natsuki Sayuri'yi başından salmak için ona doğru uzatıyor. Ham. Sayuri hızlıca eğilip Natsuki'nin kurabiyesinden bir ısırık alıyor. Vallahi benim de canı çekti ha. Hey! Cidden yaptın mı bunu? Ağız dolu olan Sayuri güvende bir yere çekiliyor. Yür ve ben de gülüyoruz. Yürü kitabına geri döndü. Natsuki de depoya girip gözden kayboldu falan filan işte. Natsuki çok geçmeden beklentili bir şekilde yanıma geliyor. Tamam tamam. Merak etme sözümü tuttum. Çantamdan parfüm kızların iç cildini çıkarıyorum. Natsuki cildi ellerimden alıp çabucak arka yüzünü çeviriyor. Muhtemelen buruşmuş bir tarafı var mı diye bakmak için yapıyor bunu. Hey o kadar da dikkatsiz değilim. Elime ilk defa manga almıyorum. Sadece emin olmak istedim. Bu konuda paranoyak olduğum için beni suçlayabilir misin? Bu arada benim cidden sesim gitti. İnceltemiyorum daha fazla. Acıyor sesim. Boğazım acıyor. Her gün insanlara mangamı vermiyorum sonuçta. Doğru. Seni suçlamıyorum. Her neyse ben şunu yerine geri koyayım. Bir sonraki cildi de getireceğim şimdi tamam mı? Natsuki depoya doğru gidiyor. Ben de onun peşinden gidiyorum. Seri hakkında düşündüğün her şeyi bana söyleyeceksin değil mi? Bu ciltte hikaye nerede kalmıştı unutuyordum da hep. Şey bölüm bitişi Minori ile Alice'in bulduğu... Monika! Natsuki'nin sesi deponun içinden yankılanıyor. Hı? İçeri bakıyorum. Natsuki'nin tüm kitapları en üstteki rafta dizili duruyor. Mangalarımın yerini mi değiştirdin yine? Özür özür. Öğretmen dolabında çok yer kapladığımız için bana kızdı. Ben de bazı şeylerin yerini değiştirip temizlik yapmak zorunda kaldım. Her şey hala yerli yerinde. Sadece biraz düzenlemem gerekti. Uf! En üstteki raf Natsuki'nin kafasının çok yukarısında. Natsuki mangalarının nasıl uzanacağını çözmeye çalışarak nafile yere zıplıyor. Ne? Natsuki mangalarının nasıl uzanacağını çözmeye çalışarak zıplıyor. Of ya! Böyle çok meşakkatli. Bunların hepsini aşağıya yerleştireceğim tekrar. Raflarda bayağı yer var. Ayrıca sıraya dizildiklerinde onlara bakması çok zevkli oluyor. Böyle bir şey neden üst rafta heba edilsin ki? Şey Natsuki, şuradaki duvarda bir tabure var. İstersen oraya uzanıp sana mangalarını verebilirim. Kendim olabilirim. Natsuki duvardaki tabureyi alıp açıyor. Fazla kısa olduğumu falan mı düşünüyorsun? Demek istediğim... Biliyordum. Bak ne diyeceğim. İzle beni. Natsuki taburenin üstüne çıkıyor. Bunun sonucunda biraz sallanıyor. Dikkatli ol. Ne yaptığımı biliyorum. Hadi. Natsuki parmaklarını kullanarak ufak kutulardan birini rafın ucuna doğru kaydırıyor. Gördün mü? Kutu birden devriliyor. Natsuki kutu yere düşmeden önce kutuyu güç bela yakalıyor. Tabure sallanıyor. Ay! Neyse ki ayakta durmayı başarabildi. Natsuki kutuyu bir zafer kazanmış edasıyla tutuyor. İşte. Diyor Natsuki az önce düşme tehlikesi atlattığından biraz sarsılmış şekilde. Ya bana kendini kanıtlamana gerek yok. Daha büyük kutuları öyle almam mümkün değil. Bana onlar uzanırım sen dur. Sana ben yapabilirim dedim. Yardımını istemiyorum tamam mı? Of. Bekle ben bir sandalye getireceğim. Natsuki beni itip depodan dışarı çıkıyor.
Bakalım. Nasuki öğretmen masasına gidiyor aceleyle. Sandalyeyi tekerlekleri üstünde sürükleyerek depoya getiriyor. Sandalye dönebildiği ve tekerleri üstünde kaydığı için bu biraz tehlikeli. Ama ben dersimi aldım, o yüzden ağzımı açmıyorum. Hop! Natsuki sandalyeye çıkıyor ve yavaşça ayakları üzerinde dengesini sağlıyor. Yardımını reddettiği için sırtımı kapı aralığının yanına yaslayıp onu öylece izliyorum. Aha! Hadi bakalım! Gördün mü? Artık kolayca halledebiliyorum. Natsuki bir kutu mangayı alıyor ve eğilip aşağıdaki rafa koyuyor. Ay! Arkadaşlar ben şu an fark ediyorum. Kameram kapanmış. Yine hafızam dolmuş. Bir şeyler olmuş. Daha fazla video çekemiyorum. O yüzden bugünlük yine burada bitirelim. Hem güzel bir yerde bitiriyoruz. Baksanıza Natsuki'nin haline. Çok güzel duruyor. Bir de sallanıyor falan. Yaklaşık 1,5-2 saat falan sürdü video çekimi. Bakalım editte nasıl olacak. Edit için de epey bir emek veriyorum. Uğraşıyorum. O yüzden bana bir yorum, bir beğeni atarak çok büyük bir destek de bulunmuş olursunuz. Yorum ve beğeniyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyorum. 4. bölümde görüşmek üzere. Umarım iyi sonu yakalayabileceğiz. Kendinize çok iyi bakın.